Evet, günaydın doktor. Tümüzüyle devam ediyor. Hızımızı alamadık. Aret hocamızı çağırdık. Efendim, operatör doktor Aret Kamer bizlerle. Kadın hastalıkları doğum demeyeceğim. Tüp bebek ve üreme sağlığı uzmanı diyeceğim. Biraz daha biz kadın hastalıkları ve doğumdan bir manevra yaparak tüp bebek ve... Sanki işte, ayrıldınız iyice. İki ayrı branş gibi oluyor. Öyle oluyor, öyle oluyor. Bizim daha çok işte çocuğu olmayanlar, çocuk sahibi olmaya çalışanlar, hamile kalıp bebeğini kaybedenler, işte bebeğe sağlıksız olanlar ya da daha sağlıklı bir nesil elde etmek için. Tüp bebek biliyorsunuz sadece çocuk sahibi olmak için yapılan bir tedavi değil. Mesela ailede taşınan bir sağlıksız durum, bir hastalık, kalıtsal bir şey varsa onun yeni nesile geçmesini önlemek ya da sağlıksız bir çocuk doğduysa mesela talasemide, Akdeniz anemisinde öyle, aynı kan grubuna, doku grubuna uyan bir çocuk yaratıp doğan çocukla birinci çocuğu tedavi etmek gibi bir sürü kullanım alanı olan bir branş oldu. Gün geçtikçe talep çoğalıyor diye düşünüyorum. Doğru. Kesinlikle bu, öyle. Bunun etkileri neler sizce? Çevresel faktörler büyük bir ihtimalle. İşte stres artıyor. Doğa ve gıda kirliliği artıyor. Yediğimiz hiçbir şey artık doğal değil. Yoğurtlar bayatlamıyor. Eskiden ekmek alırdık evimize. Ekmek ertesi gün tahta gibi olurdu. Şimdi ekmekler bayatlamıyor. Evet. Bunların hepsinin insanın sağlığına bir geri dönüşü var. Hızlı yürüyen hücreler çevresel faktörlerden daha çok etkileniyorlar. Mesela bir kanser tedavisi yapıldığı zaman kanserli hücreler normal hücrelere göre daha hızlı etkilenirler. Aynı şekilde üreme sistemi de sürekli sperm üretimi, yumurta üretimi olan bir sistem. Çevresel faktörlerden doğaldır ki çok daha fazla etkileniyor. İnsanlardaki yaşlanmanın ilk belirtileri işte yumurta sayısının azalması, sperm sayısının azalması gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Yani dolayısıyla Aret Hocam, o kadar da bilgi kirliliği var ki, yok laptop kullanmayın kısırlık yapar, yok işte kot pantolon kullanmayın, yok şunu yapmayın bunu yapmayın. Yani acaba bu kadar da mı etkileniyor? Şimdi erkeklerin testisleri vücuttan uzakta yaratılmış. Belli bir ısıda sperm üretimi daha iyi. Normalde vücut içerisinde değil. Kadınlar için aynı şey söylenemez ama erkekler için testislerin ısınmasını sağlayan her faktör sperm üretimi azaltır. Mesela dar kıyafetler giymek, kot giymek sürekli ama yani bir gün kot giymişsin bu değil tabii yani sürekli evet. Dar giymek. Biraz abartılmadan. Testisleri sürekli vücuda yakın 36-37,5 derecede tuttuğu için sperm üretimini etkiler. Mesela şoförler sürekli oturarak çalışanlar sperm üretimi açısından sıkıntı yaşama problemi olanlardır. Laptop sürekli kucağına oturup akşama kadar hiç kıpırdamadan laptop o şekilde çalışıyorsan belki olabilir. Mesela fırında çalışanlar, dönerci ustaları, sıcağın karşısında sürekli çalışanlar etkilenir. Bunlar bizim hani meslek hastalığı gibi ama tabii şimdi insana ya sen bunu yapma mesleğini değiştir falan diyemezsin. O zaman da o andaki sperm üretimi ne kadarsa o spermle çifti çocuk sahibi yapmaya çalışıyorsunuz tabii. Peki bu tüp bebek aşamaları zor aşamalar mı? Yani çok zaman alan, çok hormonlarla, iğnelerle hastayı daha doğrusu bebek sahibi olmak isteyen çifti yoran bir şey. Şimdi tüp bebek tedavisi temel olarak yumurtanın, kadının yumurtasının vücut dışına alınması, vücut dışarısında spermle birleştirilmesi, işte laboratuvar ortamında birkaç gün bebeğin ilk oluşumunun safhalarının takip edilmesi ve daha sonra annenin vücuduna emanet edilmesidir, konulması aşamasıdır. Yani bir kadının yumurtladığı zamanı düşünürsek, yumurta yumurtalıktan atılıyor, tüpün içine giriyor, kadının tüplerinin içerisine. İşte o sırada ilişkiye girilmişse sperm de tüpün içinde oluyor, tüpte buluşuyorlar ve rahmin içerisine geliyorlar. Yani o tüpün içerisinde yaşanan olaylar laboratuvarda yaşandığı için adı tüp bebek olmuş. Temelde bizim yaptığımız yumurtayla spermi birleştirmek. Her zaman böyle bol bol iğneler yapılacak, bol bol tedaviler yapılacak, hormon kullanılacak diye bir şey yok. Mesela bugün biz tedavi yaptığımız hastaların büyük çoğunluğu kadında çok yumurta olmadığı hastalar. Biz iğne tedavisini genellikle mesela bir kadının yumurtalık rezervi müsaitse bir anda bir sürü yumurta alalım. İşte bir sürü embriyomuz olsun, bebeğimiz olsun. Biz onların en iyilerini seçelim. Hatta fazla varsa onları da dondurup saklayalım ki ileride bir daha bir tedavi gerekirse kadın aynı eziyetleri çekmesin diye yapıyoruz.
Ama eğer kadından siz o iğneleri, ilaçları kullansanız bile çok yumurta alamayacaksanız o zaman doğal tedavi yapıyoruz. Yani ne veriyoruz? Kadına basit bir hap veriyoruz. Uyarıcı, basit bir hap. Kadın hapını yutuyor. İşte iş çıkışı, geliş gidişleri oluyor, kontrolleri oluyor. Ne yapılıyor? Yumurtaların boyu ölçülüyor. Ve o yumurtaların boyu büyüdükçe de karşılığındaki hormon değerleri ölçülüyor. Ve yumurtalar istenilen boya geldiğinde bir yumurta, iki yumurta, üç yumurta, artık yumurtalı kaç yumurta verebiliyorsa o yumurtaları dışarıya alıp spermlerle birleştirip rahim içerisine koyuyoruz. Yani tüp bebek her zaman bol bol iğnelerle yapılması gereken bir tedavi değil, zor bir tedavi değil. Hatta ilk tüp bebeğin yapılışı zaten iğnesiz, ilaçsız, tamamen doğal yumurtayla yapılmış bir tedavidir. Dolayısıyla tüp bebek yapılabilir. Enteresan. Şimdi ben omurga cerrahisiyle uğraştığım için daha çok işte bel fıtığı var, kilo vermeniz lazım diyorum. Hocam diyor, ben işte aslında zayıftım, 50 kiloydum, işte Ceyda kadardım. Ama diyor ki bana, ben tüp bebek tedavisi gördüm, hormonlar aldım, o yüzden böyle oldum diyor, ama 100 kilo. Yani bu kadar yapar mı? Yok yok, mümkün değil, değil. Ben şimdi tabii bizim bir sürü bir popülasyona hitap ediyoruz. Hastalar bunu söylüyorlar. Hocam ben bu ilaçlar çok kilo aldırdı bilmem ne falan. Bakmıyorum dışarıya. Dışarıda zayıf olanlar da var. Herkes aynı ilaçları kullanıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Aslında tüp bebek yapılıyor. Şimdi tüp bebek yapılıyor. Buna bir para harcanıyor tabii. Bir emek ve bir zaman harcanıyor. Bir masraf var. Şimdi kadının içerisine embriyoyu koyduğunuz andan itibaren kadın artık hiç kıpırdamadan yatılıyor. Böyle yatırıyorlar kadını. Kumuşka yemekler yatıyor, ayağına geliyor. Ellerinden gelse tuvaleti de ayaklarına getirecekler. Duşmuş almayanlar hiç var tabii. Şimdi kıpırdamadan böyle bir hayat. Bir de kadın hasbelkader gebe kalırsa artık 9 ay o kadın sürekli oturur vaziyette, böyle hiç kıpırdamadan televizyon karşısında. Oturmuyorlar bile Allah'ım. Ya da yatağı var. Şimdi öyle olursan, yakmazsan nasıl kilo verir? Şu kısmı anlamıyorum. Siz dışarıda birleştirdikten sonra ve işte laboratuvarda en sağlıklı hale getirdikten sonra anne adayını enjekte ediyorsunuz. O noktadan sonra anne adayı hamile demek değil mi? Aslında değil. Çünkü bizim her ay kadınların vücudunda bir yumurta atılabilir. Tamam. Bu bir spermle de birleşebilir. Tamam. Ama o bölünmeye başladığı andan itibaren işte iki hücre, üç hücre, dört hücre böyle bölünüyor ve ondan sonra bir bebek oluşuyor. Ve o sırada rahmin içerisine geliyor. Rahmin içerisine geldikten sonra bölünmesi durabilir. Yerleştiği yerde gelişmeyebilir. Ve daha biz gebe kaldığımızı bile anlamadan, mesela kadınların çoğunda oluyor, bir iki gün gecikme oluyor, sonra pat diye adet geliyor. Çoğu test bile yaptırmıyor, gebe tabii, olduğunu bile tabii anlamıyor. Dolayısıyla böyle gizli kalmış gebelikler her zaman olabilir. Şimdi biz rahmin içerisine bebeği koyduğumuz zaman, keşke herkeste gebelik olsaydı, bizim işimiz çok kolay olurdu. Çünkü herkesten iyi kötü bir yumurta alıyoruz. Tamam. 45 yaşında kadından da geliyor, 48 tamam yaşında kadından da geliyor. Spermle birleştiriyorsunuz, bir embriyo da oluşmaya başlıyor. Tamam. Ama şimdi 3 günlük diyelim ki, ya da 5 günlük embriyoları... Evet, kaç gün süresi? 3-5 gün. Sizde laboratuvarda 3-5 gün kalıyor. En fazla maksimum 6 gün. 6 gün laboratuvarda takip ediyoruz. Evet. Sonra artık anne vücuduna koymak zorundasınız. Tamam. Çünkü artık o embriyonun yapısı tutunmaya hazır hale geliyor. Tamam. Ve laboratuvarda da şu anki teknolojide tutundurabileceğiniz bir yer olmadığına göre tabii beslemesini sağlayacak, anneye koymak zorundasınız. Ama düşünün ki mesela 3-5 günlük bir canlı. Tamam. Bizim 5 milyar tane hücremiz var. Biz bizim hayatımızın bir ay sonrasında ne olacağını kestirmemiz tabii mümkün ki değil. Oraya şimdi bir embriyo koyuyorsunuz. Embriyo 3. günde 8-9 hücreli oluyor. İşte 5. günde 150 hücreli oluyor. Tamam. Koyuyorsunuz ama koyduktan sonra 3-5 gün sonra ne olduğunu bilemiyorsunuz. Tamamen bir muamma. Ne yapıyorsunuz? Ne kadar sürede emin oluyorsunuz? 12 gün sonra kandan bir gebelik testi yaptırıyorsunuz. Gebelik testinde eğer bebek rahme tutunduysa, kan testinde beta HCG denilen gebeliğin ürettiği bir hormon var. Evet. Onu tespit edebiliyorsunuz ve yani o şekilde. Yani 12 gün annen adayının beklemesi evet, gerekiyor. Tamamen enjekte edildikten sonra. Bilinmeyen bir dönem işte. O anda işte bir şeyler oluyor içeride ve bazı bebekler büyümesine devam ediyor ve tutunuyor. Bazı bebekler de büyümesine devam edemiyor. O zaman ne oluyor? Bir ay sonra yeni bebek bir yerleştiriyorsunuz. Ve bir şekilde tabii ki kadın hamile kalıyor. Mesela bu oran gençlerde, 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda eğer iki tane embriyo içeriye yerleştirdiyseniz %70'lere kadar çıkıyor gebelik şansı. Hmm. Eğer koyduğunuz embriyolar da iyiyse.
Ama mesela 40'lı yaşlarda bu yarı yarıya %30'larda, 43'lü yaşlarda %10'larda, 15'lerde. Neden? Çünkü yumurtaların artık kalitesi bozuluyor. Erken spermi ile ilgili değişen çok fazla bir şey yok yaşla. Yani bir erkekten sperm elde edebiliyorsanız, erkek 70 yaşında da olsa o spermin gebelik getirebilme özellikleri çok fazla değişmiyor. Şurayı çok kafam almıyor. Dışarıda en yani sağlıklı bebeği laboratuvarda oluşturuyor. Nasıl söyleyeceğim, doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. En kaliteli diyelim en biz kaliteli, aslında. Çünkü ne kadar sağlıklı embriyoyu, olduğunu tespit edelim. Değil mi? Evet. Oluşturuyorsunuz. Evet. Bu noktadan sonra tekrar anne adayına enjekte ettiğiniz yerde kadının yaşının ne önemi kalıyor? Çünkü siz yumurtanın en iyisini aldınız. En kaliteli biz şekle getirdiniz, enjekte ettiniz. Yumurtalarını aldık. Yani tamam. Çoğu zaman en iyisini diyebileceğimiz kadar bir yumurtamız olmuyor. Tabii çünkü ki. İki yumurta, üç yumurta. Ama hani ilk konuşmanızın başında dediniz ya, genetik rahatsızlıklardan da arındırarak. Ama onu herkese yapmıyoruz. Mesela tamam. Siz bize geldiğinizde sizin ya da eşinizin bir genetik rahatsızlığı varsa, hı-hı, bu genetik rahatsızlığın adını biliyoruz. Tamam. Ve onun bebeğe geçmesini engelleyebiliyoruz. Tamam. Ama şöyle bir şey yok. Ben bir test yaptırayım. Bebeğimde hiçbir hastalığın olmamasını garantileyim. Buna tabii para ki yetişmez zaten. Tabii ki. Şimdi biz rahmin içerisine koyarken embriyoyu bakıyoruz. Bu embriyo gebelik oluşturabilir. En azından biz koyacağımız güne kadar dışarıdaki gelişimini iyi devam ettirmiş diye bakıp koyuyoruz. Tamam. Ama o 3 gün 5 gün içerisinde laboratuvarda iyi devam ettirmiş olması, kalan süre içerisinde doğurana kadar 9 ay içerisinde gelişimini iyi devam ettireceği anlamını taşımıyor. Dolayısıyla kadınlarda bildiğimiz bir şey var. Kadınların yaşı büyüdükçe yumurtaların kalitesi düşüyor. Yumurtaların çekirdeklerinde kromatin dediğimiz işte genetik materyali taşıyan yapılarda bozulmalar da oluyor. Yumurtaların hücre içerisindeki mitokondri dediğimiz enerji depolarında da bozulma oluyor. Dolayısıyla yumurtaların hem gebelik getirebilme özellikleri azalıyor, hem de sağlıklı gebelik getirebilme özellikleri bozuluyor. Biliyorsunuz yaş büyüdükçe Down sendromlu ya da buna benzer sağlıksız bebeklerin oluşabilme ihtimalleri, düşük ihtimalleri de artıyor. Bunlar hep yumurtayla alakalı. Sperm sadece bir çekirdek gibi düşünün, bir de kuyruğu var, hareket ediyor. Erkeğin genetik materyalini yumurtanın içerisine sokma görevinde, ama gebeliğin oluşumu tamamen yumurta üzerinde dönüyor. İşin fizyolojisinde kadınlar yumurtalarıyla beraber doğuyorlar. Erkekler aynı değil. Erkekler sperm üretiyorlar. Erkekler her ay sperm yapıyorlar. Ama kadınlar yumurtalarıyla doğuyorlar. Yumurtalara bittiği zaman da menopoza giriyorlar. Dolayısıyla yumurtayı arttırmak söz konusu değil. Diğer bir şekilde kadın genç yaşlarda düşük hormon seviyelerinde her zaman en iyi yumurtalarını veriyor. Her ay olabilecek en iyi yumurtaları veriyor. Ama yaş büyüdükçe ne oluyor? Doğuştan getirdiği yumurtaların ilk 40 sene içerisinde atılmamış olanları, tencere dibinde kalanları yumurtlamaya başlıyor. Dolayısıyla işte o zaman gebelik oluşumu da, kendi kendine evinde gebe kalmak da zorlaşıyor. Sağlıklı bebek doğurmak da birazcık zorlaşmaya başlıyor. Yani evveliyatında 2 tane 3 tane çocuk doğurmuş bir kadın 42 yaşında 43 yaşında ben çocuk istiyorum dediğinde çocuk yapmakta zorlanabiliyor ya da tedavi olmak zorunda kalabiliyor. Evet. Gerçek bir mucize aslında. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel anlattınız. Sağ olun. Ben ağzım açık dinledim zaten. Çok ben güzel. Ben de gerçekten. Aret Kamar bizlerleydi, gerçekten nefis bilgiler aldık. Günaydın Doktor ekibi olarak da biz bu bilgilendirmelere devam ediyoruz.